Bunlar kaç gündür sürüyor? Bunlar 7 gündür, 8 gündür sürüyor. Ve söndürülemeyen yangınlar bunlar. Teşekkür ederim. Evet, haberci arkadaşlarımızın da izlenimlerini alalım. Onlar çünkü çalışmaya devam edecekler. Haber kaydetmeye devam edecekler. Hemen ardından da Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay bizimle birlikte olacak. Şimdi hem mevsime soralım hem Bülent'e. Yani siz neler gördünüz? En çarpıcı aklınızda şu anda bizimle paylaşabileceğiniz neydi manzara? Hem bir haberci olarak hem bir insan olarak etkilendiğiniz durumlar. Şöyle söyleyebilirim, aslında başlayabilirim eğer Bülent arkadaşım da izin verirse. Biz Hisarönü'ndeki Uçunaraltı mevkiindeki yangına yakalandık ve içinde kaldık. Saniyelik bir olay. Hiç farkında varmadan bir kafamızı çevirdiğimizde alevlerin etrafımızı sardığını gördük. Ve kaçış anımızda zaten kameraman arkadaşım Bülent hemen çekmeye başladı. Hem bir taraftan işimizi yaparken diğer taraftan da diğer insanlarla beraber, gönüllülerle, çalışanlarla beraber kaçmaya çalıştık. Olabildiğince tabii bir şunu söylemem gerekiyor. Burada Marmaris içinde ve diğer illerde de aynı şekilde, diğer yerleşkelerde de inanılmaz bir dayanışma gördük. Bu dayanışma hem gönüllü dayanışması, hem halk dayanışması, hem de aynı zamanda görevlilerin dayanışması. Çok büyük bir dayanışma gördük. Ama net bir şekilde söylemem gerekirse bu yangınları söndüren, çoğunlukla söndüren kesim halkımız oldu. Gönüllüler olmasaydı, halkımız olmasaydı bu yangınlara müdahale çok daha vahim durumlarla zaten karşılaşıyoruz ama çok daha büyük durumlarla, daha kötüsü, en kötüsünü karşılaşabilirdik. Mevsim, ekleme yapayım, kimse yanlış anlamasın. Onu kastetmedin çünkü zaten eminim, niyetinden eminim çünkü. Orman işçilerinin çok büyük çabası kesinlikle var. Çok İtfaiye büyük özverileri var, canları şekilde pahasına, itfaiye ekiplerinin aynı şekilde. Emniyet güçlerin, ama sağlık ekiplerinin. Ama kastettiğin, yani onların yanı sıra bunun önemine vurgu yapmak adına kesinlikle söyledim. Kesinlikle, yani itfaiye ekiplerin, emniyet güçlerinin, orman işçilerinin, herkesin, acil kurtarma ekiplerinin, acil müdahale ekiplerinin hepsinin çok büyük emeği var. Emekleri çok büyük ama halkımızın da emeğini göz ardı edemeyiz. Çünkü onların, yani ben sırtlarında hortum taşıyan kadınlar gördüm, su taşıyan çocuklar gördüm. Yani bunları hepimiz gözlerimizle şahit olduk. İnanılmaz büyük bir dayanışma vardı. Marmaris'le ilgili yangına söylemem gereken son not ise şu olabilir. Genel itibariyle aslında soğutma çalışmaları sürüyor, devam ediyor. Fakat buradaki en önemli, en kritik şey rüzgar ve hava durumu. Ve ne yazık ki biz bu rüzgarı sevmiyoruz, biz bu rüzgarı istemiyoruz ki Sayın Vekil de bu konuda bana katılacaktır, hak verecektir. Bu rüzgarın olmaması lazım ki alevler kendini daha da göstermesin, daha da harlanmasın. Buraya geldiğimiz yol boyunca da baktığımızda hala dağlarda tüten dumanları gördük biz. Dolayısıyla birazcık daha tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Havadan müdahalenin daha erken zamanda yapılması hep herkesin isteğiydi. Karadan yani müdahaleler... Mesela kaç gündür alanda çalışıyorsunuz Mevsim? Rastlamışsınızdır herhalde. Kaç hava aracına rastladınız? Ben de aslında ona değinmek istiyorum. Bu zamana kadar onlarca mahalleye gittik, onlarca köye gittik, onlarca eve girdik. İnsanların en büyük sıkıntı ya da en büyük, en çok söyledikleri şeylerden birisi bu, hiç onların mahallesine, onların bölgesine uğramayan helikopterler, uçaklar. En çok şikayetlerden bir tanesi bu. Yani bu kadar Türkiye çapından her yerden yüzlerce, binlerce insanın gelip birlikte bir şeyler yaptığı yere, yani insan gücü var, sadece helikopter yok. Yani helikopter olsa şu an bu yangınların hiçbirisi olmazdı. Yeteri kadar helikopter dediğimiz şey, yani biz 3 tane 5 tane helikopterden başka helikopter görmedik burada. Tamam, yani bunu şu açıdan sordum. Genel olarak hani yetkililerin demeçlerine bakıldığında bir sayı veriliyor. İşte şu kadar bölgede, şu kadar araç. Ama pek çok yurttaşın gözlemi de dahil olmak üzere ve de tabii ki haberci arkadaşlarımızın gözlemi. Yani hiç görmeyen de var nihayetinde. Tabii, ya bir aynen iki defa gördük diyen de var. Şimdi nerede alevlerin ortasında kaldınız? Ve sevgili meslektaşım, bir refleks olarak orada alevlerin ortasında kalırken bile görüntü kaydetme ve canını korumayı nasıl dengeledin? Hisarönü'nde
Marmaris-Hisarönü bölgesinde saat 4 gibi aslında alev almaya başladı. O saatlerde rüzgar yön değiştirmeye başladı. Yani saat 4-4.30 gibi çekim yapmaya başladık. Sonra saat 6 gibi tamamen her yerin yanmaya başladığını gördük. Etrafı zaten herkes boşaltıyordu. Oradaki herkesi başka bir yere yönlendiriyordu oradaki arkadaşlar. Bir anda zaten sağlı sollu her taraf orman ateş almaya başladı. Ateş almaya başladı ama kaçıyoruz. Kaçarken de en azından kayıtta kalayım ve bu görüntüyü halkımıza ulaştıralım. Onlar da var olan yeri görsün, var olan şeyleri izlesinler diye. Zaten hani yıllardır işim bu olduğu için kamera dışında aslında konuşamıyorum şu an tam olarak. Yok, gayet iyi anlatıyorsun. Yok, gayet iyi anlatıyorsun. Benim anladığım şu, yani şunu diyorsun. Benim için o anda canımı düşünmek kadar önemli bir refleksle o görüntüyü kaydetmek. Tamamen bu. O anda. Evet. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Ekleyeceğiniz bir şey varsa lütfen ekleyin sizler. Sağdaki olan arkadaşlarımız Erdinç, Murat ve Hazar'a da kolaylıklar diliyoruz. Erdinç'le zaten bağlantı yapacağız ayrıca Manavgat'taki ayrıca duruma. İstanbul ve Ankara'da çalışan arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum. Mevsim? Umarım bir daha bu yangınları görmeyiz. Daha önceden müdahale edebiliriz ve umarım izleyicilerimize daha güzel haberler veririz. Böyle kötü haberler vermeyiz diyorum. Ve herkese geçmiş olsun ülkem adına. Başka diyecek bir şey bulamıyorum ne yazık ki. Peki. Mevsim ve Bülent Akbuğay'a çok teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık. Siz o koşturmacanın içerisinde devam edeceksiniz. Çok sağ olun bu akşam bizimle birlikte olduğunuz ve katkıda bulunduğunuz için. Şimdi o hava aracı meselesi önemli. Kaç gündür konuşuyoruz, konuşmaya devam ediyoruz. Konuşmaya devam etmeyi hak eden bir konu çünkü. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha ya dedi uçak yok dedi elimizde. Pert dedi, çok kötü durumda. Türk Hava Kurumu Kayyum Başkanı en azından 6 uçak şu anda belki 4 milyon dolarlık bir yardım toplanabilse havalanabilir dedi. Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ya biz karşılayalım dedi ya. Biz o parayı bulalım, neyse kiralayalım vesaire. Kılıçdaroğlu da söyledi değil, 14 milyon dolar bile gerekirse toplanır ve hal böyleyken bir de Somali'ye 30 milyonluk bir hibe hikayesi gündeme gelince Faik Öztürk da isyan etti. 4 milyonu bulamazken 30 milyonu nasıl açıklayacaksınız diye. Şimdi bu konuları ele alacağız. Bizimle birlikte şu anda Marmaris Belediye Başkanı, yanlış okumayayım, bir yandan ışık ters geliyor, bir yandan benim de artık yakını göremiyorum. Mehmet Oktay bizimle birlikte. Sayın Oktay hoş geldiniz. Marmaris'e. Teşekkür ederiz. Az önce Sayın Vekil çok çarpıcı bir şekilde aktardı bölgedeki izlenimlerini. Şimdi iç